Evet arkadaşlar, bugün kuşlarımızın kümeslerinde temizlik yapacağız. Nasıl temizlik yapacağımı, yani yaptığımı sizlere anlatacağım. İlk önce kuşlarımızı dışarı salıyoruz. Kümeslerin içi boş olması lazım. Ve maske hiçbir zaman unutmayın, maske takın. Maske önemli, toz. Sarı tozu insanları rahatsız eder. O yüzden maskeyi mutlaka kullanın. Şimdi ben ilk etapta kuşların kümesini temizlemeden önce ilk önce bununla mürbüzle üstten bir yapıyorum. Evet, açalım. Bu şekil ateş çıkıyor. Gel abi, beni çek. Bu şekil. Şeyi de çek. Tüyleri de çek. Tüyler yakınlaştı. Bak, görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, burada tüyler var. Tüyleri böyle üstten yapıyoruz. Daha pislikleri temizlemeden. Dışarı çık, beni çek. Dışarı çık. Bu şekil. Sinekleri hepsini tek tek dürbüzlüyoruz. Dürbüzle tüyleri yakıyoruz. Varsa mikrop, bakteri hepsi bu ateş sayesinde ölüyor. Evet. Hemen hemen her tarafı yaptık. Şimdi arkadaşlar yaptıktan sonra tüneklerin üzerlerini, yerdeki pisliği toplayıp alacağım. Bu işlem bittikten sonra da tekrar ürbüzle yakacağım. Yani temizledikten sonra bile, bütün pisliği, dışkıları aldıktan sonra dahi ürbüzle bir kez daha yakıyorum. Temizliğim benim bu şekilde. Şimdi temizliğimi yapayım, bütün pisliği toplayayım. Tekrar yakarken size tekrar çekim yapacağım. Sonra temizledikten sonra tekrar hürbüzle yakıyoruz. Aynı ilk baştaki öyle gibi. Her tarafı tekrar yapıyoruz. Bütün dışkıları topladıktan sonra bilene tekrar bütün sinekler de dahil
tek tek yakıyoruz. Ben yıllardır bu şekil yapıyorum temizliğim hükümetlerinde. Ve kuşlarım da gayet sağlıklı. Şimdi neden bu şekil temizlik yaptım? İlk önce dışkıların üzerindeyken hürbüzle yaptım tüyleri. Dışkıların üzerinde bakteri varsa yaktım. Bakteriler öldü. Tüyleri temizledim. Ben temizlik yaparken de bu tüyler uçuşmasın diye. Tüyleri yaktık hürbüzle. Daha sonra topladık. Topladıktan sonra yer zemininde kalan dışkı altında kalan hürbüzle yakamadığımız topladıktan sonra yerde kalan bakterileri tekrar hürbüzle yakıp yok etmek için bir daha hürbüzle yaktık. Bütün tünekler de dahil buna. Hepsini tek tek yakıyoruz. Ben yıllardır temizliğimi bu şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Deneyin, faydasını görürsünüz. Durdurayım mı? Evet arkadaşlar, temizliğimizi bitirdik. Koridor da dahil temizlendi. Yerde sadece böyle lekeler var. Onlar da daha önceki dışkıların lekeleri, yani dışkı pisliği kalmadı. Sadece iz var, leke var. Tertemiz. Gördüğünüz gibi kümeslerin içlerini tertemiz yaptık. Toz dahi yok içeride şu an. Hiçbir şekilde uçuşan, kuşlar içeri girse dahi havaya kalkacak, uçuşacak, kuşları rahatsız edecek, solunum yollarını tıkacak herhangi bir toz dahi kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi tüneklere kadar tertemiz. İlk önce yaktık, sonra temizledik, sonra tekrar bir daha yaktık. Herhangi bir şekilde dezenfektan falan sıkmaya gerek yok. Zaten yani ben kullanmıyorum, kullananlara da bir şey diyemem. Zaten ateş bildiğiniz gibi her şeyi yok ediyor. Bu bakteri de olabilir, virüs de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ateş en büyük temizlik yapabilecek, en büyük temizlik yapan benim gözümde ateştir. Evet arkadaşlar, içeri aldık. Bakın kümesin temizliği yaptıktan sonra bile kuşlar içeride. Böyle videoda herhangi bir toz uçuşması olduğunu görebiliyor musunuz? Temizlikten sonra bile ne? Bakın. Bu modda yakınlaştırma yapamıyorum. Bakın. Kuşlar yuvalarına kalktılar, ettiler. Hiçbir sıkıntı yok. Ben temizliğimi yıllardır bu şekil yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Deneyin. Denemek size bir şey kaybettirmez. Memnun kaldınız mı? Sürekli bu şekil yaparsınız temizliğinizi kümeslerinizde. Evet. Evet arkadaşlar, videolarımı beğendiyseniz beğeni yapın. Çevrenizde varsa güvercinle ilgilenen, bu videolarımı izleyip bilgi sahibi olmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa kanalımı onlara tavsiye edin. Abone olmasını sağlayın. Sizler kanalıma abone olduğunuz sürece, beğeni yaptığınız sürece benim de video yapmam devam edecek. Faydalı bilgiler. Bunlar yıllarca üzerinde uygulama yapıp faydalı sonuçlar aldığım videoları, yani konuları hep sizle paylaşacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.